Merhabalar efendim. Darıca Adnan Menderes Kültür Salonu'ndan, Batı Yakası TV'den hepinize selamlar, sevgiler sunuyoruz. Ben Emine Karadağ. Bugün Darıca Adnan Menderes Kültür Salonu'nda, kitap fuarında kıymetli yazarlarımızla birlikte olacağız. 100 yazar, 500 kitap tanıtım günlerinde hep birlikte standlarda kıymetli yazarlarımızı sizlerle birlikte burada yansıtacağız, paylaşacağız. Evet, merhabalar efendim. Darıca Adnan Menderes Kültür Salonu'ndan, kitap fuarından sizlere sesleniyoruz. Burada çok kıymetli Profesör Doktor İlhami Yurdakulu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, değer kattınız bu güzel ortamda. Kitap yazarlarının vuslata ermesi çok anlamlı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Çocukluğumun geçtiği bir ilçedeyim. Bütün sokaklar benim için çok kıymetli ve hatıralarla dolu. Dolayısıyla bugün de burada düzenlenmiş olan böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kitaplarımızla, bilgiyle biz zenginleşebiliriz. Dolayısıyla şehirlerimiz, kasabalarımız ne kadar çok maddi kültür varlığı, kültürel değerleri ve kültürel etkinlikleri fazlaysa o kadar daha gelişmiş, daha görgülü bir toplum olabilir. Dolayısıyla sadece kasabalarda, şehirlerde insanların çokluğu, mekanların çokluğu, binaların büyüklüğü ve yüksekliği değil, ne kadar çok bilgiye, görgüye, kitaba değer verirseniz, o zaman yaptığınız yollar, yaptığınız binalarda estetik olarak, sanat olarak, mimari olarak da değerli olacaktır. Bu nedenle bilgi çok kıymetli. Bugün burada yazarlarımız kitaplarını imzalayacaklar. Ve belki onlarca yıllık birikimlerini, bilgilerini paylaşacaklar. Bu bakımdan iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum Darıca için. Çok teşekkür ediyoruz. Anlam kazandırdınız bizi. Çok sağ olun, var olun. Şimdi Darıca'mızın gerçekten kıymetli entelektüel yazarlarını burada hep birlikte inşallah gezeceğiz. Kitap fuarındayız. Sizi tanımak isteyenlere buradan neler söylemek istersiniz? Efendim ben Hüseyin Saraç, çocukluğu, gençliği burada geçmiş olan, halen burada ikamet etmekte olan birisiyim. Dolayısıyla böyle bir fuarın tanzim edilmiş olması gerçekten bizi mutlu ediyor. Zira inandığım, bildiğim şey şudur, bir yer, bir belde, bir ülke yetişmiş insanlarıyla varlığını duyurur. Onlarla bir kimlik kazanır, onlarla bir vizyon kazanır, onlarla hayattaki yürüyüşünü gerçekleştirir. Elitist biri değilim. Ancak bütün topluma dalga dalga yayılması gereken bir anlayış var ki, bir rezerv var ki onu keşfetmek güzel bir şeydir. Şu an keşfedilmiş görüyorum kendimi ve yazar aydın arkadaşlarımı. Ondan dolayı bu noktada emek vermiş olan bütün maddi manevi bütün dostlara, arkadaşlarımıza, bu çabayı sarf edenlere hususan teşekkür ediyorum. Batı TV'ye de hususan Emine Karadağ Hanımefendi'ye de teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam, topluma verdiğiniz hizmetlerden dolayı. İnşallah. Evet, Devri Alem programının yapımcısı ve sunucusu kıymetli İsmail hocamız, kendinizden bahseder misiniz bizlere? Hoş geldiniz kitap fuarına. Ben öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren Resul Orman hocam, İbrahim hocama, Musa hocama candan teşekkür ediyorum. Batı Yakası televizyonumuz aracılığıyla da tüm izleyenlerimize selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum size. Ben yarım asra yakın Gebze'deyim, Darıca'dayım, Kocaeli'deyiz ama hiç buralardan kopmadan dünyanın 80'e yakın ülkesinde halen birçok televizyon kanalında yayınlanan Devralen belgesel programlarını hazırlayıp sunuyorum. Gebze gazetesinde de 38 yıldır hep yazıları yazmaya devam ediyorum. Tebrik ediyoruz emeklerinizden dolayı hocam. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bu tür kültürel olaylara ihtiyacı var bölgenin. Çok önemli bir organizasyon. Samimi işten 500'e yakın işte yazarın bir araya getirilmesi. Bunu gönül isterdi ki Kocaeli Valiliği, Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimiz gerçekleştirmiş olsun. Samimi işten o 3 tane hocamızın kıymetli emeği olarak burada bu organizasyonun Darıca'da gerçekleşiyor olması ve sizin de bunu yayına alıyor olmanız beni cidden duygulandırdı. Kitap önemli. Kitap
Yüce Yaradan'ın insanlığa bahşettiği en önemli değerdir. Biliyorsunuz dört büyük işte peygambere kitap gelir. İşte bize küçükten öğretirlerdi. İncil İsa'ya, Tevrat Musa'ya, Zebur Davud'a, Davud Zebur'a, Zebur Davud'a ve Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa. Ve kitap Yüce Yaradan değer veriyor. İlk emri oku diyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Kitaba, yazara, Yüce Yaradan kıymet vermiş. Ve bugün maalesef insanlık okumuyor. İnsanlık bilmiyor, sorgulamıyor. Okumak gerekiyor ve o okuduğumuzu da bilinçli olarak yaşamak gerekiyor. Ben yazarları hangi fikirden olursa olsun saygıyla selamlamak istiyorum. Saygıyla anıyorum. Yazmak gerçekten zor. Bir satır yazı yazmak gerçekten çok o kadar zor bir iş ki dünyayı fethetmekten daha zor. Ama maalesef o yazarları okumuyoruz. Buradan son olarak şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Okuyalım. Yüce Yaradan ilk emri olarak okuyalım, bilmek için okuyalım, geleceği en iyi anlamak için okuyalım, mutlu yaşamak için okuyalım diyor ve sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Merhabalar, Seyfettin Hocam hoş geldiniz kitap fuarına. Kendinizi tanıtıp acaba ortamı değerlendirebilir misiniz? Seyfettin Karamzıra, emekli müfettişim. Emekli olmamın biraz sebebi de sanatla uğraşmaktı. Kitap yazmaya başladık, resim çalışıyorum. Zaman zaman bazı gazetelere makale yazdım oluyor. İşte sanatın içerisindeyiz, fuarlara katılıyoruz. Okullarda söyleşi yapıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Hayatımız böyle geçiyor, bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz topluma verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Kıymetli Seyfettin Hocamız Batı Yakası TV'ye özel el sanatıyla yazılarını yazıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan Batı Yakası TV ailesine selamlar, sevgilerimizi sunuyoruz bu arada. Evet, hocam harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Yine çok değerli hocamızla birlikteyiz. Ramazan Çetin hocamız. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ramazan Çetin, Çoban Mustafa Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nda din kültürü öğretmeniyim. Aşkın Deli kitabının yazarıyım. Karınca Minibik Hazreti Süleyman kitabının yazarıyım. Gebze tanıtım fuarında biz de yerimizi aldık. Okuyucuları bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kitapların vuslata erme anlarına şahitlik yapıyoruz. Hep birlikte devam ediyoruz. Merhabalar Nuray Hocam, hoş geldiniz. Sizi tanımak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Adım Nuray Çalışkan. Kerimiz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışmaktayım. Göçmen kızının yazarıyım. Bu kadar. Hocam göçmen kızına benziyorsunuz. Benim hayat hikayem aslında 1989 Bulgaristan'dan Türkiye'ye olan göçü anlatan bir çocuğun gözüyle anlatıp daha sonra büyüyen bir kadının değişen dünyasını anlatıyor. Böyle bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Bir şey daha söyleyecektim. Ben Seyahat Bir Edebiyat diye gezi blogum da var. Aylık gezi yazıları da yazıyorum. Hani Nuray Çalışkan kimdir derseniz onu da söylemek istedim antiparantez. Devam ediyoruz. Merhabalar Zahide Hocam. Hoş geldiniz güzel darıcamıza. Tanıyabilir miyiz sizi? Evet, ben Zahide Turhan. Aslında İngilizce öğretmeniyim, eğitimciyim. Ama yazmaktan geri duramıyoruz. Kitabımız bir öykü kitabı, yetişkin kurgu kitabıdır. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, kültür elçisi kıymetli Ümmühan ablamızı burada konuk ediyoruz darıcamızda kitap fuarında. Kendisini tanımak istiyoruz. Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben İmran Yavaş Tepecik, Gebze Duraklı Köyü doğumluyum, ev hanımıyım. 3 kızım var, evliyim. Gebze Duraklı Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda Koçlat Platformu temsilcisiyim. Kocaeli Yerel Kültür Platformu Gebze temsilcim. Aynı zamanda kültür elçiliği yapmaktayım. Maşallah, maşallah. Evet. Naçizane kendim de yöresel şiirler yazmaya çalışıyorum inşallah. Sergimizi serdik, yine kültürümüzü de kıymetli yazarlarla birlikte bütünleştirelim. Türkülere, manilere, ders yazılara, şiirlere konu olan ürünle sergimizi burada
bütünleşmiş olsun. İcra ediyorsunuz. Peki bu köşede çok güzel böyle kültür paylaşımı görüyoruz. Neyi paylaşmak istediniz? Neyi yansıtmak istediniz? Burada Gebze'mizin, Kocaeli ve Gebze yöresinin geçmişten bugüne gelen geleneksel el sanatları, kilimimiz, köy bezlerimiz, ekmek sandık teknemiz, mancarımız, mantarımızla bir numun kültür. Siz kendiniz Gebze'nin köylerinde mi ikamet ediyorsunuz? Peki bu kadar aktiviteleri nasıl takip edebiliyorsunuz? Yarı Gebze'de oturuyorum, yarı köydeyim. Bu şekilde aktivitelere katılmaya çalışıyorum. Çünkü Gebze olarak bayağı bir geride kaldık bu konuda. En azından dedik biz nebze de olsa Gebze'nin de kültürü var. Sadece sanayiyle anılması bizi üzüyor, yaralıyor. Gebze'de de köylerimiz, kültürümüz hala yaşamakta, yaşatılmaktadır. Biz de bir naçizane burada onları sergileyip tanıtmak istedik. Tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Yazarlarımızı, şairlerimizi gezmeye devam ediyoruz standlarda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben İnci Kandemir Sert. Bu ortamda bulunmak çok güzel, çok keyifli. Herkesi bekliyoruz. Ben de Çivit Mavisi kitabımla burada yer almak istedim. İlk kitabım içerisinde şiirlerden oluşuyor. Hatta böyle küçük bir şey okumak isterim size. Tavan arasındaki soytarının günlüğü, derme çatma bir ambar gibi biriktirilen anılar. Gözleri iri, gönlü çatlak bir avare. Sersefil sözcükler cam bulmuştu, cam gibi gözlerinde. Bombardıman edilmiş itik çocukluğuna, kaç zamana denk gelen Sultan Mehrika abla şahitti buna. Aygır kediler bile daha da büyüdüler, tıkır tıkır çocukluğunu yediler. Aslında bizden, şiirler bizden. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet kıymetli hocam hoş geldiniz. Kendinizi tanıtıp fuarı nasıl buldunuz? Bu konuda bilgilerinizi paylaşmak isteriz. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Alparslan Demir, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde tarih bölümünden. Hereke'de büyüdüm. Bu coğrafyanın çocuğuyum. Bu vesileyle ben Derece Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik yaptığı için, bu bölgenin değerlerini bir araya getirdiği için. Dolayısıyla ben bu anlamda organizasyonu güzel buldum. İnşallah okuyucular için de yararlı olur diyorum. Hoş geldiniz. İsmail Hocam, tebrik ediyoruz çalışmalarınızı. Kendinizi tanıtır mısınız? Bir yanda Marmara, bir yanda Ankara. Huzurlarınızda ben İsmail Çankaya. Evet, Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. 2017'de Sarkıstan Lisesi'ne emekli oldum. Hayatım devam ediyor. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. İyi ki varsınız. Bundan sonra desteklerinizi bekliyoruz. Televizyonunuza gelebiliriz. Program yapabiliriz. Ben 10 sene yakın Gebze'de Radyo Umut'ta program yaptım. Sizlere başarılar diliyorum. İsmail Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendinizden bahseder misin? Göksel Akkış, ben mizah yazarıyım. Bugüne kadar 8 adet kitabım çıktı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yazarlık yapıyorum. Patrikas'ın TV'de de geçenlerde konuk olmuştum. Çok mutluyum. Burada olmaktan da memnunum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz. Evet, devam ediyoruz. İyi günler. Ben Barış Kahraman. Aynı zamanda öğretmenim. Naçizane yazdığım birkaç kitap var. Bu da onlardan biri. Anlatı türünde bir kitap. Yani diyeceğim bu. Güzel bir organizasyon. Burada olmak güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Anlam kattınız. Yolunuz açık olsun. Evet, standlara devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Yüksel Akçayır efendim, yazar şair diyorlar işte. Ben daha çok ağırlıkla zihinsel engellere ders kitabı üzerine çalışıyorum ama boş zamanlarımı şiir yazarak değerlendirdiğim için şiir kitaplarım da çıkıyor. Gebze'de ikamet ediyorum. Başka siz sorarsanız başkasını da söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Standları gezip merhabalaşıyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben Seyfet Bozçalı. Emekli öğretmenim. 41 yıl öğretmenlik yaptım. Mustafa Paşa İlköğretim Okulu'ndan, İlkokul Ortaokulu'ndan emekli oldum 2019. Şiir Meclisi kurduk. Emekli Memur Sen'in Gebze temsilcisiyim. Şöyle kitapla yazıyoruz. Yaklaşık 11 tane kitabım çıktı. 4 tanesi ortak, 7 tanesi kendi şahsi kitabım. Öyle devam ediyor hayat.
ve emeği geçenler için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun hocam. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Evet. Valla Nailçiler. Aslında matematik öğretmeniyim. Ama 83'te Gebze'de ilk açtığımız bir dershaneden dolayı o günden beri ticaretin içindeyim. 88 yılından beri de kendi işlerimin başındayım. Bugün için de ticaret üssü başkanlığı yapıyorum. Aslında mesleğim matematik öğretmeniyim yani. Çok teşekkür ediyoruz. Buralara anlam kattınız. Ayağınıza, yüreğinize sağlık hocam. Çok sağ ol. Evet, devam ediyoruz. Hoş geldiniz Simge Hanım. Tebrik ediyoruz. Böyle genç yazarlarımızı da görünce ayrıca onur duyuyoruz. Bize kendinizden böyle bahsedebilir misiniz? Ben Simge Işık, 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Lehçe ve Edebiyat bölümü okuyorum. Öğretmen olmayı planlıyorum. İlk kitabım Kutsal Su ile birlikte kitap fuarında yer almaktayım. Tebrik ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Evet, ilerleyelim. Beyefendiyle bir röportaj yapalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Sizi tanıyalım. Gebze Ticaret Odası Taner Altınışık ben. Çok güzel. Gebze'de bu tür etkinliklerin olmasını tabii ki sevindirici. Dolayısıyla gençlere kitap okumayı alıştırmak lazım, aşılamak lazım. Bu tür etkinliklerin Gebze'de daha çok devam etmesini diliyorum ve sevinçliyim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kitap fuarında dikkatinizi çeken farklı bir durum oldu mu, gözünüze çarpan? Evet, bu karşı taraftaki Gebze'de çok eski yıllara dayanan güzel tarihi eser diyelim. Yüzyılı üzerinde olduğunu söylediler. Tabii Gebze'mizi tanıtmamız gerekir. Bu tür güzelliklerin gün yüzüne vurması çok güzel. Çok seviniyorum. Sosyal aktivitelerin bu pandemi sürecinde tabii ki hastalıktan dolayı biraz ara verdik ama bu tür etkinliklerle Gebze'de güzel şeyler olacağına inanıyorum. De istiyorum da daha çok bu tür etkinlikler olmasını. O yüzden sevinçliyim. Devamı olun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba. Evet, kitaplarınızdan bize bahseder misiniz hocam? Benim Hasretine Tutunalı 5-6 yıl önce çıkan, bir de yeni olarak Yüreğinde Tutsak Sevdam adlı iki şiir kitabımla gerek tarihi, gerek aşka dair, gerek sevdalara dair, gerek kaybettiğimiz aile büyüklerimize dair, doğaya dair, Atatürk'e, Cumhuriyet'e, bayrağa dair karma duygularımızı kapsayan, gün ışığına çıkan şiirlerimizden oluşuyor. Burada benim için kitaplarla beraber bugün ifade ettiğim Darıca şiirini ilk kez gün ışığına çıkardık. O da burada. Hocam, Darıca Gebze adına ilk şiir siz mi yazdınız? Yani Gebze'nin de ilk tarihi vesika olarak şiirini 20 yıl önce yayın yaşamına kazandıran öğretmenim ben. Hatta Kentimiz Gebze kitabını öğrencilerimle beraber 2000 yılında yayın hayatına kazandırdık. Darıca şiiri de tarihi vesika olarak 1 Mart'ta Sayın Belediye Başkanımıza takdim ettik. Onun hamiliğinde Darıca'nın halkına, okullara, kamu kurumlarına falan dağıtılmış olacak. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Darıca'da da böyle bir etkinlikte olmaktan mutluyum. Çok teşekkür ediyorum her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şiiri hayranlıkla izledik sevgili izleyiciler açılış konuşmasında. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet, kitaplarımızı tanıyabilir miyiz? Böyle standları geziyoruz. Şimdi ben normal olarak biraz böyle gerilimli, korkulu öyküler yazıyorum. O Cehennem Huzur Evi kitabımda 12 tane öykü var öyle. Bunlarda, bu da bilim kurgu öyküleri. Geleceği anlatan, biraz distopya gibi, yani çok parlak olmayan bir geleceğimiz, dünyanın gidişini anlatıyorum. Orada 11 tane öykü var. Bu benim hayatım tek bu konularda olmayan bir öykü. Bir belgesel, ablamın gerçek hikayedir. Ablamın, Almanya'da bir ablam var benim. Onun biraz trajik bir öyküsü. Onu yazdık. Ayrıca da şu Düşkent dergisini çıkartıyoruz. İstiyorsanız şu bizim için önemli. Bu dergiyi 1998'den beri çıkartıyoruz. Bir fanzin bu. Fotokopiyle çoğaltıyoruz.
Arkadaşımın da yazıları var içinde. Şimdi Tanseli Hanım, korku ve gerilim kitapları nereden böyle bir basamak oldu? Evet, şimdi şöyle bir basamak oldu. Bu dünyada olan bir şey aslında. Realite. Ama bize mesela Gül Yabaniler var, cin falan gibi öyküler var. Bunları harmanladım. Bir de çok film seyrettim. Bunlar görselliğe çok yakın çünkü. Yıllardır biraz korku filmleri seyrettiğimi itiraf edebilirim. O nedenle de biraz böyle gerilimli, fantastik yani. Hani korku ama öyle salt bir korku değil. Peki bir soru soracağım. Tanseli Hocam diyeyim. Bu kadar yazarlar, kitaplar maşallah ne güzel. Evet, eğitimcisiniz. Yani nereden bu adım? O zaman korkuyu yendiniz siz. Bu korku filmleri, bu kitaplar değil mi? Korkuyu yendiniz yani. Şöyle bir şey, edebiyat eseri oldukları için oturduğunuz yerde evinizde yemeğinizi yerken, televizyona bakarken, okurken yani korkuyu yaşamıyorsunuz. Bu bir çeşit, nasıl söyleyeyim, sahte korku gibi. Seyrediyorsunuz korkuyu. Sanal bir dünya. Sanal bir dünya. Bu yakında sanal dünya çok meşhur biliyorsunuz. Sanal bir dünyada korkuyu yaşıyorsunuz. Umarız ve arzu ederiz ki toplumlarımıza korku olmasın. İnsanlar mutsuz olmasın. Sadece filmlerde, romanlarda korkuyu seyretsinler. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Evet, Sibel Hanım hoş geldiniz darıcamıza. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sibel Karabulut. Şimdi 5 kitabım var. Bu 3 çocuk kitabında da biliyorsunuz ki hiçbirimiz eşit şartlarda büyümeye ve aynı imkanlara sahip değiliz ne yazık ki. Bu 3 çocuk kitabında da kahramanlarımız bir takım sorunları var. Ama kendi çözümlerini kendileri yaratıyorlar. Bilgisayarı ve cep telefonu olmayan 10 yaşındaki bir çocuğun anne ve babası çalışırken evde yaptığı bir takım icatlar, ocağın sıkıntısını giderme ve artık cep telefonu ve bilgisayar isteme tutkusundan hariç eğlenme. Ulvi'de de hayatında hiç tatile gitmemiş bir çocuğun ama tatil sonrası öğretmenlerimiz bize hep tatilde neler yaptığınız hakkında bir kompozisyon yazın derler ya. 45 dakika boyunca o ders mücadelesinde kafasında hayalinde tatiller uydurmaya çalışıp ama en sonunda yine dürüstçe ifade edip tatili ne olduğunu sorgulayan. Diğer bir kitapta hayvanların gözünden insanları anlatan, insanlara karşı bir özgürlük hareketi başlatıyorlar. Renklerin Öteki Yüzü de 80'li yılları anlatıyor. 80'li yıllar sonrasındaki toplumumuzdaki değişmeleri, insan ilişkilerinin değişmesini. Böyle güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Kitap severleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz, merhabalar. Sizi tanımak isteriz, buyurun. Merhabalar, ben Burhan Yazıcı. Kara Elma kitabının yazarıyım. 3. baskımla beraber Gevzeli Yazarlar Tanıtım kitap günlerinde birlikte olduk. Kitabımız ve bu gibi kitapsal örgütlenmelerde inşallah halkımızın da desteğini bekleyerekten sizin desteğinizle birlikte inşallah daha güzel günler görmeyi ümit ediyoruz. Ve bu tür katılımlarda da halkın geldiğini, bu tür olgulara, olaylara cevap verdiğini hissediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Fuarlar hepimizi heyecanlandırıyor. Kitap severler olarak burada olmak çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tanıyalım o zaman sizleri. Adım Ahmet Zafer Akgül. Yazarımız Ahmet Akgül'ün torunuyum. 16 yaşındayım. Adım Yusuf. Soyadım Topçu. Biz de Ahmet hocamızın kitaplarının başındayız. Onları buyursa okuyoruz. Tebrik ediyoruz. Gençleri kitaplarla iç içe görmek istiyoruz ve görüyoruz. Harikasınız. Evet, devam ediyoruz. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ben 1984 Gebze doğumluyum. Son Türk Prensesi Nilüfer Sultan'ın hayat hikayesiyle yazarlık hayatıma başladım. Henry Miller'ın bir sözü vardı. Bir kadını sevebilirsin, ona aşık olabilirsin, onun için acı çekebilirsin ya da onu edebiyata çevirebilirsin. Ben onu edebiyata çevirmeyi tercih ettim. İnşallah beğenirsiniz. Tebrik ediyoruz, süper. Peki devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ayşegül Hanım, buyurun. Ben 1993 Malatya doğumluyum. Ayşegül Karakaşlı Uysal. Kitabım Kestane Balı, ilk kitabım. 4 farklı hikayeden oluşuyor. Kestane Balı'nın öz gerçek tadından esinlenerek yazdım aslında. Onun acı buruk tadının aşka yorumladım. Aşkta da bir acı var, bir burukluk var. Ama aynı zamanda kestane balının şifası gibi aşk da bir şifadır bizim için. Onunla bağdaştırarak bir kadınlarımıza yönelik her zaman ayakta durabilmelerine dair
umut olması için yazdım aslında. Böyle. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Kitaplarınızı ve sizi tanıyabilir miyiz? Efendim Musa Gün. Ben aynı zamanda fotoğrafçıyım Gebze'de. Birinci kitabım bir uzay romanı. Cunha 2072. Türk uzay romanı yazmak istedim. Yani Türklerin, Türk karakterlerinin olduğu bir uzay romanı istedim. İnşallah yakında ülkemizin de öyle projeleri var. İkinci kitabımız da Geleceğin Dünyası Antarktika. Bu da küresel iklim değişikliğini anlatıyor. Hani yakın zamanda iklim mültecilerini yaşayacağız maalesef ki. Buna karşı duyarlı olmamızı anlatan bir roman. Bu şekilde burada olduğum için mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz Selma Hanım? İsmim Selma Ünalan. İlk kitabım Neden Bir Lokma? Teşekkür ederim. Erzurumluyum. Ülke Postası ve Kastamonu Güncel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yapıyorum. Hayat, ölüm, kadın, toplum gibi konularda yazmaya çalışıyorum genelde, din. Peki neden bir lokma? Evet. Neden bir lokma? Aslında gün içerisinde hani çok önemsemediğimiz bir lokmalar biriktiğinde vücudumuza inanılmaz zararlar veriyor. Bunlar da günümüzün en büyük sorunu olan işte kilo problemine neden oluyor. Bunu anlattım. Bunun dışında hani kilo vermenin o kadar da zor bir şey olmadığından bahsettim. İnsanları buna teşvik edici bir kitap Neden Bir Lokma. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet hocam hoş geldiniz. Yakın Takip Gazetesi yazarı. Buyurun. Ben Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli temsilcisiyim. Karayolu Trafik Sürüş Güvenliği kitabını yazdık. Bütün Kocaeli'de hatta tüm Türkiye'de trafik bilincinin gelişmesini istiyoruz. Bilinçli sürücülerin çoğalmasını istiyoruz. Kazaların azalmasını istiyoruz. Bu şekilde her yerde seminerler düzenliyoruz. Derneğimiz ilkokul öğrencilerine yardım ediyor. Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Kazasız güzel günler diliyoruz. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Bize kitaplarınızı ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Sevda Kıdeş ben. Mısır Apartmanı, Ayakkabılar Yürümez, Gencikler ve Aşk, Kahve Kokusu, Bir Mim Yeter. Dolayısıyla insan var. Yeni çıkan bir şiir kitabı. Kitaplarını yazarıyım. Darıca'da ikamet. Mısır Apartmanı. Evet, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy romanı. İlk Mehmet Akif Ersoy romanı. Bir Mehmet Akif sevgisi yansıtılıyor. Ona dair birkaç ufak bilgi var. Bilinmeyen bilgi var Mehmet Akif'e dair. Tanıtma ve sevdirme projesi adı altında gençlere hediye ettiğim bir eser Mısır Apartmanı. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hayırlı olsun kitap fuarı. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Naim Tam Yüksel. Aslen Karslıyım. Darıca'da oturuyorum 36 senedir. Azdan çoktan yazmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, kaleminize sağlık. Size isterseniz arka sayfasında neler olduğunu şey yapayım. 93 Harbi'nde bölgede yaşayan insanların neler çektiğini, zorunlu göçe tabi tutulmasına rağmen o bölgede bugünkü Filistin mücadelesine benzer mücadeleyle Cumhuriyeti kurduklarını, nasıl bir mücadele verdiğini, evet. Bir de özellikle size şunu söyleyeyim. 70. sayfada dedemin ağzından yazmışım. Diyor ki, biz diyor daha 80 kişi öldü diyor, Ruslar öldürdü. Biz daha o cenazeyi kaldırmadan bir hafta bekledik diyor şeyde sokak köyün içinde. O arada Allah'ın takdiri başıboş hayvan sürüsü geldi diyor. O hayvan sürüsünden aç sefil herkes birileri kendilerine şey yapmak için hani et yiyecek sağlamak için kestiler falan. Ben de diyor gittim bir koyun kestim diyor getirdim diyor. Ama diyor bak diyor onu evde yemediler. Niye yemediler dedi? Haramdır. Yani inanış, Türk inanışı. Başıboş hayvan bile gelse yani acından ölüyor ama o haramdır diye yemiyor. Yani böyle bir milletin evladıyız biz. Kıymetli yazar arkadaşlarım ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel bir etkinlikte sizlere ev sahipliği yapmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii ki kültürü ve sanatı önemseyen bir anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana hep sizlerle beraber olmaya gayret ettik.
Hep sizler için, sizlerin yarınları için, sizlerin halkımıza bir nebze olsun bir şeyler sunmasına öncü olmaya, sizlere yardımcı olmaya gayret eden bir anlayışla hizmetlerimizi daim ediyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bir kitap fuarı şenliğimiz daha olacak Darıca merkezde. Açmış olduğumuz kapalı pazar yerinde geleneksel hale getirdiğimiz, 2019 yılında ilk göreve geldiğimiz zaman birincisini yaptığımız ama maalesef pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadığımız kitap fuarının ikincisini inşallah burada düzenleyeceğiz. Hakeza gerek kütüphanelerimizle, gerek Millet Kıraathanesi'yle ve şu anda Büyükşehir Belediye'mizin Millet Bahçesi'ne yaptığı devasa bir Millet Kıraathanesi'yle, yine dijital kütüphanesi'yle kitaba ve kitap severlere karşı yaklaşımımız olduğu hızıyla devam edecek. Bizler eğitime katkıyı bir borç biliyoruz. Özellikle ve özellikle sanata ve kültüre, kitap okumanın da bir kültür olarak gördüğümüz için ona da her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Resul Hocam'a da bize böylesine bir imkan sunduğu için sağ olsun geldi, bize böyle bir teklifte bulundu. Yok deme imkanımız yoktu. Gebzeli yazarları bir araya da getirdi. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı bir sonuç olmasını da temenni ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten muhteşem bir organizasyon. Bu güzel organizasyonun mimarı Rasul Orman Beyefendi. Aynı zamanda Batı Yakası TV'nde tarihe yolculuk programının moderatörü. Rasul Bey, gerçekten muhteşem bir gayret gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyon için önce size, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm ekibe sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Muhteşem bir zenginlik oldu Darıca'mız adına. Günün anlam ve önemi çok klasiktir ama neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Klasik kelimelerden ziyade bir emek var burada. Öyle kelimeler az kalıyor ki. Biz burada Gebze Yazarlar Tanıtım Programı'nda gecemiz gündüzümüz kalmadı. Uykumuz bir taraf oldu. Ama bir tarafımız vardı. Burası olacak. Bu kültür inşa edilecekti. Nasıl ve nasıl olacaksa olacak. Bu kültür inşa edilecek. Gebze'miz, Darıca'mız bu yazarları tanıyacak idi. Bunların biri benim, bir başkası ya da başkası olabilirdi. Ama bölgesi değerlerini tanıyan bir bölge yükselmeye, bölgesi değerini tanımayan bir şehir ise gerilemeye mahkumdur. Hani derler ya, coğrafya kaderdir diyor İbn Haldun mukaddemesi. Bizim kaderimiz burayı yükseltmek olmalı. Ve tarihe not düştük ama ben değil sadece. Bize bu imkanı sunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Sayın. Yine Nail Çile Başkanım. Yine ekibin düzenleme kurulu üyesi olan 3 arkadaşım var birlikte, benle birlikte. Bunların biri eğitimci yazar İbrahim Erdem, bir öbürü de yazar Musa Gün. Biz burada gün ve gün geldik. Ama öyle çalıştık, öyle azmettik ki, inan ki şu dekorasyon, burayı görseydiniz neresi derdiniz? Şimdi gördüğünüz zaman neresi diyeceğiniz bir yer? Burası muazzam oldu. Şimdi gönüllere girecek bir coğrafya haritası çizmeye çalıştık. Bugün asıl gayemiz tüm şehrimizi şehrin değerlerine tanıştırmak idi. İnşallah bunu başaracağız. Ama bunda en büyük desteği size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü size ne desteği vardı onu unutmamak lazım. Ve Batı Yakası TV ekranlarında bir tarih programı sunmak, Batı Yakası ekranlarında bunu tekrar seyredilmesine vesile olmanıza ayrıca önemli. Ben burada da bir büyümede teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İşte Batı Yakası Medya Grubu'nun başkanı olan Bülent Kömürci'ye bu olayı aslında emeğini sarf eden kamerasıyla, diliyle, dişiyle yardım etmek için kavgasına giden Keskin. Pardon, cümleyi tamamlıyorum. İbrahim Keskin, Ahmet'e teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. O, buradan tüm sevgilerimi ona göndermek istiyorum. O isimsiz kahramanlarındır. Çünkü o kamera arkasındadır. Ama ben onu hem kamera arkasında hem de yüreğimde görüyorum. Size ve tüm Batı Yakası ekranlarındaki izleyicilerime teşekkürlerimi sunarken bugün buradayız, yarın da buradayız. Unutmayalım, yazarlarımız sizi bekliyor. Sadece bir kitap. Bir kitap desteğiyle yazarımız olalım. Burada işte SMA hastaları için yardım kampanyası yapılıyor. Yine işte katarak ameliyat olmak isteyen uzak ülkelerdeki insanlar için yapılıyor. Yine başka aktivitelerde yapanlar var. İşte İdbe barak evler yapanlar için toplananlar var. Hepimiz buradayız, buradayız. Hep birlikteyiz ve daha güçlüyüz.
Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Sevgili izleyiciler, Adnan Menderes Kültür Salonu'nda bugün sabah 10'da başlayan, akşam 8'e kadar, 20'ye kadar, yarın da yine aynı şekilde sabah 10'da başlayacak değil mi? Yine aynen. 8'de nihayetlenecek. Bu güzel kitap fuarında hakikaten hep birlikte olalım. Muhteşem bir atmosfer. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Hoşça kalın, dostça kalın. Batı yakasında bizlerle kalın efendim.